Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kalkınma planı olan OSB'lerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. OSBÜK Başkanı konuya ilişkin Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin sayısının güncellendiğini açıkladı. Afyonkarahisar Bolvadin TDI OSB'nin tüzel kişilik kazandığını ve böylece Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OSB sayısının da 40'a yükseldiğini aktardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 360 OSB ile birlikte Türkiye'deki toplam OSB sayısı da 400'e ulaşmış oldu. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, yeni kurulan OSB'nin şehir ve ülke ekonomisine hayırlı olması dileklerinde bulundu. Suudi Arabistan'ın İngiltere'ye verdiği 48 adetlik Eurofighter savaş uçağı siparişi Almanya'nın ambargosuna takılmıştı. Hem Eurofighter konsorsiyumu üyesi ülkelerden hem de kendi savunma ve havacılık sektöründen tepki alan Alman hükümeti ambargo kararında geri adım attı. Konuya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a daha fazla Eurofighter savaş uçağı satışına hazır olduklarını aktardı. Almanya şimdi de Eurofighter konusunda Türkiye'ye rest çekti. Türkiye'nin İngiltere'den 40 adet ithal etmek istediği Eurofighter savaş uçağına Almanya onay vermedi. Almanya Eurofighter satışına karşı çıkmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Konuyla ilgili yetkililerdense henüz bir açıklama gelmedi. Amerika merkezli Global Firepower dünyanın en güçlü ordularına ilişkin bir liste yayımladı. Dünyanın en güçlü orduları listesinde toplamda 145 ülke yer alıyor. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikler de dikkate alındı. Listede yer alan dikkat çekici ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Geçen yıl yayınlanan listede 11. sırada bulunan Türkiye, bu yıl 3 basamak birden yukarıya çıktı ve 8. sıraya yerleşti. İlk 3. sıradaysa Amerika, Rusya ve Çin bulunuyor. 8. sırada olan Türkiye ise Pakistan ve İtalya takip etti. 2021 yılında Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya kamuoyuyla paylaşmış ve bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmuştu. Bu programın önemli projelerinden biri de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Türkiye'nin uzay misyonu alanındaki çalışmaları hala devam ediyor. Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk astronotla ilgili açıklamalarda bulundu. Yolculuk Türkiye saatiyle 17 Ocağı 18'e bağlayan gece 1.11'de gerçekleştirilecek. Yolculuğa çıkacak olan ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 14 günlük karantina sürecine çoktan başlanıldı. Bakan Kacır, astronotumuzla her gün haberleşiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Bu yolculuk Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli kilometre taşı olacak, dedi. ISO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Aralık 2023 dönemi sonuçlarını açıkladı. Endekse göre eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, altında kalanlarsa bozulmaya işaret ediyordu. Sonuçlara göre Kasım ayında 49.5 olan endeks Aralık ayında 49.7'ye yükseldi. Üst üste 5. ay 50'den düşük olan endeks eşik değerin hafif altında seyretti. Bu durum ihracat pazarındaki talep koşullarını ise çok da fazla etkilemedi. Bayur'da OSB 2024'de güzel bir giriş yaptı. Yeşil OSB alanında çalışmalarına devam eden BIOSP'da GES santrali kısa sürede tamamlandı ve artık devreye girdi. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, aynı zamanda Dünya Bankası projesi kapsamında da yer alıyor. Hatta OSB'ler içerisinde Türkiye'de ilk kez Bayur'da OSB'de hayata geçti. BIOSP Yönetim Kurulu Başkanı, Dünya Bankası destekli GES elektrik üretimine 2024 yılı itibarıyla başladı. GES ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılamanın yanında elektrikli araç şarj istasyonumuzun da enerjisini sağlayacaklarını aktardı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.